alabiliriz. Neva, bırak yardım edeyim. Gerek yok Ferhat. Biliyor musun? Biz parlak yıldızlar aldık. Gerçekten mi? Hem de diğer yıldızlardan daha parlak. Peki nereden buldunuz o yıldızları? Meleğim buldu. Neva, biliyorum bana kızgınsın. Bırak en azından yardım edeyim lütfen. İnsan ağzına geleni söyleyince yardım etmiş olmuyor Ferhat. Haklısın, çok özür dilerim. Ben eşeklik ettim. Ama ben sadece ikinizin mutluluğunu istiyorum. Hepsi bu. Ama Ferhat abi, böyle olmaz ki. Biz bunları tek başımıza taşıyamayız. Çok şey aldık değil mi meleğim? İlk olarak şöyle etrafı bir güzel temizleyelim. Sonra şu ara bölmeyi kapatacağız. Sonra da ışıkları takıyoruz. Tamam. Hadi başlayalım o zaman. O zaman ben malzemeleri çıkartıyorum. Tamamdır. Tamam. Hadi bakalım. Kolay gelsin Neva Hanım. Teşekkürler Alp Bey. Biz de çalışmalara başlamıştık. Sizi rahatsız etmedik umarım. Yok yok, bir problem yok. Ferhat, ne haber? İyiyim Alp Bey, siz? Seninle bir iki dakika konuşalım mı? Konuşalım. Hadi gel. Hadi gel başlayalım biz. Ferhat Bey, biliyorsunuz bugün ilaçlama günü. Biliyorsunuz değil mi? Evet Harp Bey. Dolayısıyla restoran kapalı. Evet. Mesai saatleri dışında burada ne aradığını sorabilir miyim? Harp Bey, ben Neva'ya yardım için gelmiştim ama... Kurallar gayet açık. Mesai saatleri dışında bu restoranda hiçbir personelimi görmek istemediğimi ben defalarca kez söylemiştim. Burası aynı zamanda benim evim ya. Biliyorum Harp Bey ama ben... Neva ve hayali olan anlayışımın suistimal edilmesini istemiyorum. Anladım Alp Bey. Güzel. Anlaşıldığıma sevindim. Bunu da çıkaralım. Boyamız var. Ferhat, bir şey mi oldu? Alp Bey beni burada istemiyormuş. Rahatsız olmuş. Nasıl yani? Ya neyse, boş ver ya, tamam. Ben sizin de şimdi canınızı sıkmayayım. Gideyim ben. Kusura bakmayın, yardım edemedim size. Görüşürüz, tamam? Yok, hiç önemli değil. Görüşürüz. Görüşürüz.